İyi ki bu geceler var ya. Bizi bir araya getiriyor. Sebap hariç ha. O zaman derse başlamadan önce Allah nasip ederse Ramazan'ımızı, Kadir Gecemizi Arnavutköy'de yapacağız. Teravih orada kılacağız. Son durumunu söyleyeyim. Boya kaldı. Dolaplar yapılmış, montalanacak. Alınmayan beyaz eşya, kap çanak, bir de vakıfların ve kalacak talebelerin çekyatları, divanları vesaire. Bahçe düzenlemesi olacak. Bahçe düzenlemesinde sizinle alakalı serbest büfe konulacak. Kahve, çay, ille ders ortamı değil. Orada bahçede kardeşler görüşmelerini yapacaklar. Açık büfe. Açık büfe mi diyorlar? Ben de dedim ha. Açık büfe. Ne var abi? Bizi yani istediğiniz kadar. Böyle çok istedim böyle bir şey. Böyle geniş, ferahlı, nezih bir yer. İlle ders ortamı değil, böyle görüşmeyi bir yerde ortama sebep olsun diye. Bu konuma geldi çok şükür. Allah dua edenden, maddi ve manevi ve emeği geçenlerden razı olsun. Hayatımda, onu da söyleyeyim açtım, iki tane gayem vardı. Bir, ustadın okuduğu gibi olmadığını, külliyatın sırf bu olmadığını, ilk önce kendimde, sonra beraber hareket ettiğimiz kardeşlerin ülfetinin sarmaladığını, bunun kırılması gerektiğine inanıyordum. Kısa derslerle Cenab-ı Hak nasip etti. Bir şey var diyordum ama nedir bilmiyordum. Ama bu böyle değil. Böyle bir planım vardı. Bir de nezih, geniş bir ortam. Yani insanların istifade edeceği, yetişeceği, müzakere mutala yapabileceği bir geniş bir ortam istiyorduk. Onu da Cenab-ı Hak nasip etti. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulüne Muhammedin salavat. Allah gecemizi mübarek eylesin. İki cihanda aziz eylesin. Bizi buna ulaştırdığına göre, bizi affetmeyi murat etmiştir. Affına liyakat kesmedenlerden eylesin. Sahabelere, konumuz da olacak, sahabelere Cenab-ı Hakk'ın en büyük ihsanı mağfirettir. Aftır. Gecenin manasını konuştuktan sonra sahabelere Cenab-ı Hakk'ın en büyük ihsanı niye mağfiret olduğunu, hatta peygamberlere de en büyük ihsanı mağfiret olduğunu, bakayım becerebilirsem ilk defa olan bir ders olacak. Yani mağfiret diye bir ders yok biliyorum. Peygamberlere nasıl ihsandır, yani günah yok ki affedilsin. İnşallah ben bir gecenin manasını şey yapayım. Kaç tane gece var? Bir regaib, sonra berat, sonra miraç, sonra kadir gecesi. Onlar ne anlama geliyor diye ben bir metni okuyayım. Ama uzun olur. Ben sonuca odaklanayım. Ondan sonra içerisini okuyacağım o. Sevgili arkadaşlar, regaib ne demektir diye. Regaib bu akşam alametin bir kere Risale-i Nur'da alameti yağmurun olması. Bugün, dünden beri, hatta bu gece kar vardı. Burada kar vardı. Öğleyene kadar biraz şeyli, sonra toz şeklinde dahi olsa yağmur vardı. Yağmur alametiymiş. Regebe, regabe kökünden gelir, rağbet edilen demektir. Herhangi bir şeyi istemek, arzu etmek, ona karşı meyil etmekmiş. Sonra ben külliyattan çıkarımımı anlatacağım Abdullah. Öyle klasik bir regaib değil yani. Yani bunu naklediyor, bu lugat yani. Onu elde etmek için çaba sarf etmekmiş. Regaib, rağbet edilen, arzulanan, istenilen anlamındadır. Arapçada, bundan sonra benim çalışmam, kafasına yatan alır, yatmayan bıraksın bana.
Arapçada müennes yani dişi harflerle geldi. Olma üzerine yazılmıştır, kullanılmıştır. Müennestir. Üretkendir, üretendir. Kendisinden doğurmaktır. Yani bir şahsiyetse bu gece binler şahsiyete doğuruyor. Kendisinden kendisini doğurmak olacak. Ne demek bu ya? Üstad düşünmeyi ne diyor? Düşünmeyi. İlginizi çekti mi? Şeyde geçiyor. Asar-ı Bediye'de ilk defa okudum ömrümde. Okudum da ilk defa rastladım. Çok okumuşuz ama Enes ilgimizi çekmemiş. Düşünmek deşmekmiş. Deşmek. Mesela eski sakacılar vardı. Mahallede su taşırlardı böyle deri torbalarla. Su, pekmez, bal, işte yoğurt vesaire. Ama o torbanın içinde ne var belli değil. Hani oraya çivi sokarsan, deşersen dökülür. İçinde haber verir. Bu düşünmek de böyle bir şey. Kendini deşmektir. Kendini eşelemektir. Kendi hakikatini dışarıya çıkarmaktır. Bu akşam farklı olacak dedik ya, regaib. Yani müennestir, dişi şeylerle, harflerle yazılmıştır. Her bir Kur'an harfinin dört tabiatından bir tanesi kullanılmıştır. Ateş tabiatlı harflerle cehennem sureleri, ayetleri ekseriyetle ateş tabiatlı harflerle yazılmış. Onun için cehennemle alakalı, tehditle alakalı Kısa-i Musa ayetlerini okuma Kur'an'da zordur. Ateş tabiatlı ayetler var, harfler var. Toprak tabiatlı harfler var. Su ve buhar. Bu karakterlerle ben kişilerin karakter tahlilini eskide yapıyordum. Şimdi böyle bir şey beklemeyin, gelmeyin özel. Böyle yapmıyorum veya unutmaya meyletmişim. Yalan olmasın unuturum diye. Annesinin ismiyle, kendi ismini Osmanlıca yazdıktan sonra, yani kainatta sistem tesadüf olmadığını için söylüyorum. Senin ismin hangi harflerle yazılmış daha çok? Toprak ateş karması mı? Ateş su karması mı? Onlar karakter şey yapılıyor. Onun için tesadüfen yazılmamış regaib. Müennes harflerle yazılmış. Üretkendir. Kendinden kendini doğurmaktır bu akşam. Miraç gecesi sonuçtur, meyvedir. Kadir gecesi sevapla yetişilmez. Berat gecesi çekirdek oluşuyla yetişilmez. Bir senenin bütünselliği o çekirdeğe o akşam yazılıyor. Ama regaib de doğmaktır. Kendinden kendini doğurmak. Çok ilginçtir. Bu ay hangi aydır? Recep. Sonra? Şaban? Hiçbir şey için sormuyor. Recep kimin ayıdır? Ne demek Allah'ın ayı? Hep demişiz Allah'ın ayı. Bütün aylar Allah'ın ayı. He? La ilahe illallah. Sonra? Şaban? Muhammed ayı, peygamberin ayı mı? Peygamberlerin mütemimi olduğu için bütün peygamberlerin ayı. Tam da Allah'ın ayı ne demek ya? Allah'ın ayı. Sonra Ramazan kimin ayı? Ümmetin, değil mi? Allah'ın ayı ne demek? He? İşte düşünün, Allah'ın ayı, peygamberlerin ayı, ümmetin ayı. Allah'la yaklaşmak herhalde. He? Nasıl abi? Allah'a yaklaşmak, Allah'la yakınlaşmak. Allah ile yakınlaşmak. Peki, Allah'a yaklaşmak ne ile yaklaşacaksın? Kim ne ile yaklaşacak? Sen de uyandırılanla, işte Allah'ın ayı, senin yaratılman, doğmak, var ediliş sürecinin mukaddemesi, iptidadır bu akşam. Yaratılış, doğumdur. Yaratan Allah'ın sana lütfunun, İhsanının, kereminin, ifadelenişinin farkındalığıdır bu akşam. Allah var iken, elanda öyle ya, hiçbir şey yoktu, ancak zuhuratlar var. Ama sen, ben kim, Allah kim? Karar verdi seni yaratmaya, beni yaratmaya. Ne kadar hoş yapmış. Değil mi? Bu işte, Allah'lık hakikati varken, hiçbir şey vücutta yoktu. Yani mahluk yoktu. Yani şöyle diyeyim. Cud idi.
coştu, vücut sıfat sahibi oldu. Sonra seni beni yarattı, mevcut oldu. Bunu ters döndürüyorsun. Mevcut, parçaları bütünleyen insan, vücut sahibi olarak kendini regaib de bütüne getirmek. Dolayısıyla yaratılış sürecinin, ilk yaratılış sürecinin doğmayı, farkındalığını fark etme gecesi. Yani Allah ayı derken hiçbir şey yoktu, yaratma gecesi, ayı. Yaratıldım ben. Evet, Hazreti Adem. Evet, mesela. Ama o sürecin zincirlerin halkalarında. İlk yani Allah vardı, karar verdi. Yaratacağım. Bu karar irade. İşte bu rağbet edilen müennes doğmak. Nereden doğdum ben? Esma-i Hüsna'nın donmuş haliyiz. Yani şöyle. Buz nedir? Suyun donmuş hali. Biz Esma-i Hüsna'ların cilve cemandaki sanat. Yani Esma-i Hüsna'lar dondu, sen ben oldun. Esma'ların donmuş haliyiz, buzuyuz. Esma'lar da sudur. Ben gayet. Antika diyeyim, Allah'ın ayı. Yani şöyle diyeyim. Elif, lam, mim. Elif Allah'a, usta söylüyor. Lam, Cebrail Aleyhisselam'a. Mim, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Elif Allah'a, insanda ene, şahsiyet. Elif, 30. sözde ene, insan, ben. Lam, Cebrail'di. İlim, Kur'an. Elif'i sarmalarsa lam, lam elif olur. Kamil bir insan demektir. Lam elif. Hani sarmaşık ağacı sarar ya. Elif, doğmaktır, çıplak yaratılmaktır. Sonra Kur'an'la şereflendik, ilim, Cebrail'le. Elif'i sardı, sarmaladı, sarmaşık. Lam elif oldu. Lam elif, kamil insan demektir. Evet, regaib gecesinde hiçbir sebep olmaksızın, Allah sebep kullanmadan, sebep yok. Merhametinin, inayetinin, lütfunun, ihsanının zuhuru atfedilir. Hiçbir, Allah var iken hiçbir şey yok. Hiçbir sebep, esbab kullanmadan merhameti, niye yarattı beni? Bir sebebi muhabbettir. Yani sevgidir. Sevgiyle yarattı. Diyebilir misin, beni niye sevdin? Sana ne ya, sen yoktun ki zaten. Var mıydın ki, var mısın ki zaten şu anda da? Evet, şu anda da var mısın ki? En büyük cinayet kendine vücut rengini vermektir. Ondan kopuk düşünmektir. Demek ki hiçbir sebep olmadan, regaibi söylüyorum, muhabbeti, merhameti, inayeti, ihsanı, lütfu ve keremiyle yaratılmak, tercih edilmek. Tercih edildim. Neyle? İradeyle. Neyle yaratıldım? Kudretle. Neyle programlandım? İlim ile. Tam da Allah taşı, toprağı, kainatı, dereyi, denizi, arşı, kürsü, cenneti, cehennemi, Cebrail'i, Mikail'i. Ne, hangi malzemeyle yarattı? Allah taşı nereden getirdi? Allah hayattan yarattı. Onun için mevt hayatın içinde bir sıfattır. Allah'ın mevt diye sıfatı yok. Hay diye sıfatı var. Mevt nedir? Ölüm, hayatın içeriklerindeki zenginlikleri dışarıya çıkarmak için zemindir. Yok etmek değildir. Hayatın zenginliklerini, içselliklerini, dinamiklerini aktif etmek için, dışarıda göstermek için zemindir mevt. Ölüm odur. Ölüm ölüm değildir. Ölüm dirinin ifadelenişidir. Diri olduğun. Adem Aleyhisselam mevte mazar olmadığı için cennette hayatı da bilmiyordu. Cennette hayatı da bilmiyordu ki. Mevt yoktu. Mevtle hayat bilinir. Ya regaib ha? Sebepsiz tercih edildim ben. Niye edildim? Allah beni etti ya. Daha büyük şeref olur mu? Allah beni tercih etti. Etti işte. Niye etti? Niyesi yok bu gece. İşte affediliyor bu akşam. Niye affediliyor? Sana ne? Öyle rastlamıştım Zeytinburnu'da. Öyle sahamda oturuyordu.
Allah sebepsiz affediyor bu gecelerde. Ya etti dedi. Sonra dedi bu geceler Allah seni affetsin dedi. Doğru sen haklısın dedi. Enayine zenni abdibi. Kulum bana nasıl inanırsa ben ona öyleyim. Sonra duada ya Rabbi bizi affet kereminle, ihsanla, lütfuna sebepsiz. Ama bu kulun istemiyor ya Rabbi. Olur mu ne yapıyorsun ya dedi. Ya sen istedin. Sebepsiz isten ile sebep arıyorsun. Bu adalet sebeple. Biz sebepsiz affedilmek istiyorsun. Kardeşim bire bir, ikiye iki diye Kur'an insana mahsus. Allah'a bir şey verip de mi bir şey alacaksın? Hiçbir şey vermeden istiyorum. Sen ille sebeple düşünüyorsun. Bununla alakalı bir şey söyleyeyim bağışlayın ama bozulmuş İncil'deki ayeti. Ama hoşuma da gidiyor bu şey. Dedi ki, İsa Aleyhisselam dedi ki ben dedi 12 tane varyona yarın sabah çıkacağım diyor kuşlukta. Şey falan yere gideceğim dedi. Beni diyor tutacaklar, çarmıha gelecekler sair. Petrus denen talebesi dedi ki ey Allah'ın peygamberi o zaman gitme dedi. Madem biliyorsun sabah olacak. Pis şeytan dedi. Sen insan gibi düşünüyorsun. Tanrı gibi düşünmüyorsun diyor. Ya acayibime gidiyor ya. Garip. Biliyorlar. Ama zaten kaçsa bildirilmeyecekti. Külli bakıyorlar. Regaib, muhabbet, merhamet, lütuf, ihsan, keremiyle sebepsiz yaratılmak, tercih edilmek. Bize o yüzden bildirilmiyor. He? Bize o yüzden bildirilmiyor. Bildirilmiyor. Kaçarız. He? Kaçarız biz, bize o yüzden bildirilmiyor. Evet, evet. Ya. Yani mesela adam demişti bana, aşağıki dershanedeydik Mahmut abinin orada. Dedim ki Allah bizi niye yarattı dedi. Dedim ki merhametiyle yarattı. Benim hiç karım yok ki dedi yaratılmakta. Allah Allah. Dedim ya hiç baklava yemiyor musun ya? Lezzet almıyor musun yani? Baklavadan lezzet almakta. Hep Allah'ın karı var dedi. Hep Allah'ın karı varsa baklava yemekte Allah'ın ne karı var ya? Sen lezzet almıyor musun? Yok dedi inadına. Biliyorsunuz orası 4. kat. Biraz da meyil 5-6 kat gözüküyor. Ha demek ki yaratılmanda senin hiç karın yok. Hep onun karı var. Dolayısıyla senin hiç karın olmayacak, senin hep zararın var. O zaman senin ölmenle de senin hiç zararın yok. Hep onun zararı var. Dedim şu camdan aç kardeşim dedim oradan. Aç camı dedim kardeş atlayacak. Tanrı'ya böyle bir Tanrı'ya ceza verecek. Kafa aşağıda. Nizamettin niye atlamıyorsun dedim. Demek ki senin de karın var bu işte. Ya. Peki biraz devam edeyim. İptida ve intihai terakkiyat-ı hayat-ı Ahmediye'nin unvanları olan Leyle-i Regaib, Leyle-i Miraç bu karanlık zamanda kesretli merhametle tevafuklarıdır. Sikki-i Tasdik Gaybi 207. Yani bu geceler şu. Leyle-i Regaib ile Leyle-i Miraç. İptida ve intiha. Tercih edilmek ve sürecin son meyvesi nedir o insan terak etti? Miraç. İptida ve intiha. Baş ve sonuç. Tercih edildim. Allah Allah. Ya böyle bir düşünsek ya. Ben tercih edildim. Yani şuurum yok yani. Çocuk bebek şuuru yok. Nerede olduğunu bilmiyor. Baba da ne de kimin geldiğini de bilmiyor. Nasıl karakter. Seçmemiş bunu. Alemi gayipler, ruhlar alemine geçtik. Bu olmasın, bu olmasın, bu olmasın. Aa bu çocuk olsun benim çocuk. Çocuğa soruluyor. Baban kim olsun, annen kim olsun? Vallahi bu olmasın, bu da olmasın. Aa bu sarmadı bana. Bu tipi bozuk, bilmem neyi bozuk. Şu karakter şey, bu memleket iyi değil. Şuradan, aa bu olsun annem babam. Böyle bir şey yaptık mı? Yok. Hadi bir şey. Ya sürecin neresindeyiz ya? Bir baksana ya. Ne kadar seçilmişiz. Çok şükür ya. İktida Allah var iken hiçbir şey yoktu, karar verdi. İrade programı çizdi, ilim yarattı, kudret neyle yaratacak taşı toprağı? Hayatla. Demek ki ilim, irade, kudret, hayat, iptida. İptida regaib doğmaktır, doğmak. Esma-i Hüsna'lardan doğmaktır. Allah Allah. İntiha miraçtır, sürecin sonu miraçtır. Regaib beşeriyetinden insanlığına doğmaktır. Hiç kimse anasından insan doğmaz. Beşer doğar, beşer şerlerle dolu, karmadır, ayrışır, sıyrışır ve fark eder, farkındalığı artar, Furkan olur, insan olur.
İnsan olunur, insan doğulmaz. Hiç kimse insanı görmemiştir. Hep beşer görmüşüz. Bu da zaten beşer değil. Bu da benim vücudum diyoruz. Sıcak olduysa açabiliriz. Sıcak oldu mu? Cam açık oldu. Açık mı? Tamam. Her hasenenin sevabı başka vakitte 10 ise Recep-i Şerif'te 100'den geçer, Şaban-ı Muazzam'dan 300'den ziyade Ramazan-ı Mübarek'ten 1000'e çıkar ve Cuma gecelerinde binler ve Leyli-i Kadir'de 30.000'e çıkar. Bu pek büyük uhrevi faydeleri kazandıran ticaret uhrevi bir kutsi pazar bu akşam. Pazar olarak düşünün. Fuar. Avrupa'da 5-6 saat oluyor fuar. Pazar ehli hakikat ve ibadet için mümtaz bir meşer ve 3 ayda 80 sene bir ömrü ehli imana temin eden şuuru selasi böyle bir an karar veren yani böyle bir yerde işte Medrese Yusuf'e ki bizim de şu cemiyetin içinde de gidemiyoruz, yapamıyoruz, edemiyoruz. Hele koronadan Medrese Yusuf'e gibi hapsetti. Bire 1000 sebabı var. Bu akşam istiğfarla, kaza namazlarıyla, salavatla, Kur'an ve tövbe istiğfarlarla, dualarla geçirmek gerekiyor. Şimdi ben bu regaibin sorusu veya bir şey söylemek isteyen var mı? Regaib doğma aktır, tercih edildim. Tercih edilmektir. 4 geceyi söyledim. Şimdi ben bu geceyi geceyle alakalı değil ama hiç de benim dersim olmamış. Çok da merak ve sevdiğim bir ama kafamda tasarım. Bakayım becerebilecek miyim? Beraber işleyeceğiz. Hatırınıza böyle güzel şey gelirse paylaşırsınız. Fetih suresinde Bismillahirrahmanirrahim لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ اِنْشَاءَ اللّٰهُ آمِن۪ينَ مُحَلِّق۪ينَ اِلَى آخِرِ Ayet. Öğleyin namazında okuduğumuz erkeğiniz bildiği yer. Buradan çok ilginç ama ilk defa mağfireten dersime çalışarak geldim. Mağfireten. Mağfiret nedir? Affedilmek değil mi? Af. Şimdi bu ayet eğer sahabeye ve peygambere has olsaydı o zaman has olurdu. Onların üzerinde hepimize şamildir. Merak etmiştim böyle mağfiret, affedilmek. Peygamberlerde ismet sıfatı var. Sahabeler, yani 10 tane sahabe de var mesela aşer-i mübeşşereden. Ya bu bizimle ne alakası var diye o kadar. Çünkü insan en çok affedilmeyi merak eder. Her şeyi bildik, ilmi yaptık, namaz kıldık, ettik de. Acaba affedildik mi? İnsan merak eder değil mi? En çok bu, son bu. Ne Hamza? Affedildik mi acaba? Affedilecek miyiz? İnsan merak eder ya, en çok merak ettiği. Nasıl muamele göreceğim? Diyor ki, şu ihbarda meselun fit davrat ilahir bu öğleyin namazındaki tesbihat okuduğumuz ayet. Hem de ne suresi? Fetih suresi. Şu ihbarda hafi bir ima daha var ki yani bu surede gizli bir yol var, yöntem var, bir mana var, ihbar var. Haber var, gizli. Sahabeyi tarif edeyim. Sahabe ne demektir? Sahabe, sohbet ehli demektir. Sohbet ne demek? Sohbet, birbirine konuşmak, vaaz etmek değil. Sohbet, birbirini ikram etmektir. Ben lügatla konuşmayacağım dedim ya başta. Sohbet, ikram. Mesela Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisini ikram ederdi. Ekmek falan çorba değil. Kendisini ikram ederdi. İkram etme ortamına sohbet denilir. Aynı sohbette bulunan kişiler de birbirine sahiptirler. Sahabet olur. Sahiplenme olur. Bunların kişilerine sahabe denilir. Peygamber kendisi ikram etti. İkram edilen birbirine sahip olunanlar. Ya mesela şöyle,
Şimdi bir yerde birbirinizi görseniz, metroda, şurada, burada, fabrikada, burada tanışıyorsunuz ya. Oo, nasılsın, ne haber ya, nasılsın, hala be falan diyoruz ya. Ne yapıyoruz? Sahipleniyoruz. Sahabeler böyle sahiplenmeydi. Derdiyle dertleniyordu. Namusu namus, hayatı hayat, malı malı, malım, canı canım gibi. Yani biliyorsun sahabe. Sahabe, ikram edilen, sahiplenilen demektir. Sahabeyi tavsifat-ı muhimme ile sena ederken, tavsifat-ı muhimme şu, en büyük hasletleri neydi? İsar hasleti. İsar hasleti nedir? İsar hasleti? İhtiyacı varken verebilmek. İhtiyacı varken kardeşini tercih edebilmek. Lugatı bu. Peki hakikati ne? Kendini ortadan kaldırandır. Kendini ortadan kaldırınca o var olur. Yani kendini ortadan kaldırmış, yok. Yok adam, yok varlık. Sanki öyle birileri yok yani. Yani bizi bildiğimiz gibi değil. Hasan-ı Basri güzel söylemiş bu manayı. Hasan-ı Basri demiş ki, biliyorsun Hasan-ı Basri İmam Ali'nin talebesidir. He? Talebesidir. Ne olur o zaman? Unvanı ne? Tabiin olur. Tebe-i tabiini diyor şimdi. Kendi talebesine diyor ki, siz sahabeleri görseniz, bunlar delidir. Onlar sizi görseniz, bunlar hangi dine mensup? Bizi görseniz zaten bir şey demez herhalde. Yani öyle kötü bir şey demez. Aferin evlatlarım der. Ahir zaman fitnesinde bir araya geldiniz der. İnan böyle der. Ya. Şimdi, Allah Allah. Sahabeye, demek ki sahabe kendisini ortadan kaldırmış, kardeşini var etmiş. Böylelikle isar, yani kardeşini tercih etmiş. Mesela secdede misal vereyim. Secdeye kişinin Rabbine en yakın olduğu an secde anıdır. Ne demek secde anı? Rabbine en yakın, kendini en çok ortadan kaldırdığı şeydir. Burnunun sürtüldüğü yerdir. Burnu sürtülürse kendisini en çok ortadan kaldırıldığı yer, ayakta da öyle değil mesela. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, mekruh olmakla beraber oho, ne yapıyor ya falan, rüküye eğiliyor. Yani bir sürü alavara, dalavelerimiz var ama secdeye gidince hiç şansın yok yani. Orada ancak nefes oru alacaksın. Kendini, bedenen de kendine çıktığın an, sahabeyi tavsifat-ı muhimi ile sena ederken en büyük bir mükafatın ve Allah'ın vaadi sahabeye, Allah, peygamberler Allah'ın bak vaadi ve mükafatı çok önemli. Ya bize çok iyi bakıyor. Bu akşam bundan zerre kadar istifade etsek bin kârdır. Ben en çok bir daha söylüyorum, ikinci kez olsun. Acaba bu kadar tövbe ediyorum, bu kadar hizmetlerle falan koşturuyoruz, affedildik mi? Nasıl anlayacağız diye. Af yani, bunun alameti bu akşamki ders. İşte diyor ki bu ayette, peygamberlere ve sahabelerine ve onun takipçilerine, bizlere, Allah'ın en büyük vaadi ve mükafatı, makamca lazım geldiği halde, mağfireten kelimesiyle işaret ediyor ki, İstikbalde sahabeler içinde fitneler vasıtasıyla mühim kusurlar olacak. Abdullah'da olmayacak. Sende bende olmayacak. Sahabelerde hem de mühim kusurlar olacak. Olacak. Çünkü niye mağfiret peki geçiyor diyor. Mağfiret kusurun vücuduna delalet eder. Sahabeye dil uzatma çünkü Allah zaten önceden affettim dedi. Bedir ve Uhud'a katılanların bütün geçmiş gelecek gün gelecek de diyor. Günahlarını affettim diyor. Ha, mağfiret kusurun vukuuna, kusurun vücuduna delalet eder. Ve o zaman da sahabeler nazarında en mühim matlup, en yüksek ihsan, çünkü çocuğunu gömmüş, bilmem ne yapmış. Allah için en büyük matlup talep edilen ve en yüksek ihsan mağfiret olacak. Affedilmek. İşte birinci şuada da nur talebelerin ustası bakıyor. Ne zaman da af dileyin, ne olacak diye anlatıyor. Mağfiret olacak. En büyük mükafat ise af ile mücazat etmemektir. Af ile mücazat etmemektir. En büyük mükafat. Af ile af ediyor. Ama mucaza, ceza vermiyor. Mağfireten kelimesi
nasıl bu latif imayı gösteriyor? Öyle de sürenin başındaki liyafire leke Allah ma tekadama min zemike ve ma tehar cümlesiyle münasebettardır. Sürenin başı hakiki günahlardan mağfiret değil peygambere. Niye? Çünkü he? Peygamberde ismet var, günah yok. Ama mağfiret var. Mağfiret var diyor. Belki makamı nübüvvete layık bir mana ile peygamberlere müjde-i mağfiret ve ahirde sahabelere mağfiret ile müjde etmekle o imaya bir letafet dahi katar. Bazı peygamberlerde zelle var. Kusurata günah yok. Mesela Yunus Aleyhisselam Allah'a sormadan tebliğ bıraktı. 100 sene anlat anlat. Ben 10 defa bırakmıştım da. 100 sene anlat anlat bir adam çıkmadı. Daha durur muyum o memlekette? Allah bilmem neyinizi versin. Derim çünkü giderim. 100 sene ben sana anlatacağım. Gene bir tane çıkmayacak daha kalacağım orada. Kalmam. O da kalmadı. Ama Allah denize attı. Denize atınca suçu neydi? Günah değildi. Bizim bildiğimiz günah değil. Zelle deniliyor. Ondan sonra Musa Aleyhisselam bir ayırmak için böyle bir yumruk attı. Öyle pek bize benziyor değil mi? Bir yumruk attı, adam öldü. Böyle zelleler oldu. Bunlara Allah mağfiret ediyor. Bir de esas bu değil. Hepsi öyle değil. Muhammed Aleyhisselam öyle değil. Peygamberler mağfiret ve af nedir? Günde kaç defa tövbe edermiş istiğfar? 100 defa. Evet. Etmiş, 100 defa eder. Sebebi günah mı vardı? Bıraktığı ile kazandığı yani 70 defa inkılap görüyor demektir. 70 defa istiğfar etmesi yani çekirdek ağaç, çekirdek ağaç, çekirdek ağaç. Oradan oraya, oradan oraya. Önceki haline istiğfar edermiş. Bu inkılaptan bahsediyor. Arkadaşlar yani mağfiret günahın sırf silinmesi değil. Mesela hadiste bir mana söylüyorum. Şimdi derse geliyorsunuz ya. Arabanın lastiği sayılalım. Peygamber Aleyhisselatü'ne adım söylüyor. Celal. Adım atma. Bir adım şeymiş. Günah affediliyor. İkinci adım, arkadaki adım sevap yazılıyor. Af, sevap, af, sevap, af, sevap yazılıyor. Yani affedilmekle kalmıyor. Şöyle kantar düşünün. Dengeli kantar düşünün. İki taraf kefede eşit. Bunun yukarıya kalkması için iki yol var. Ya buradan bir taş alacaksın veya buraya bir taş koyacaksın. Şimdi bu çift çalışıyor. Bir affediliyoruz, bir de sevap veriliyor. Derslere giderken bir adım başı Ferhat günahla affediliyor. Öteki adımına da sanki o yetmiyormuş gibi sevap yazılıyormuş. Bir tane söyledi, vallahi sokak sokak niye dolaşıyor, gelmiyoruz? Onu vefat edince anlarsın. Vefat edince anlarsın. Bizim bir Mustafa vardı değil mi? Avukat Mustafa. Dedim ki bırak dedim ya beni dedim. Herkes beni bıraktı dedim. Şimdi kariyerin, hukukun vesaire her şey gidecek. Beni savunmak normal bir adamın işi değil yani. Sen bırak dedim. Bak şimdi. Dedi ki ben Hasan Akar'ı savunmuyorum dedi. Davasını savunuyorum dedi. Kefeni biliyor musunuz? Erkeklere 3 tane, kadınlara 5 tane olur. Bir entare giydirilir. Göbeğe kadardır. İlk. Yıkanan. İkincisi, neyi anlatıyorsun bunu diyeceksin. İkincisi ayaklara kadardır gömlek. Üçüncüsü, senin ve benim gördüğümüz var ya tuttuğumuz 3 tane. O. Ve katlanır. Sağ üste gelecek, sol uç aşağıya gelecek, katlar. Böyle katlarız, kapatırız. Mezara ben indirdim, ben adım önce. Bu 3 tane yerden ben ömrümde hiç görmedim. Duyulacağını da zannetmiyorum. 3 kefenden kolunu çıkartıp pat da elime vurdu. Hani çözüyorsun ya şeyini, 3 tane. Çıktı, nasıl çıktı 3 taneden? Tak elime vurdu, baktım etrafa. Dedim ki korkmaz, korkar şimdi de. İyi ki başkaları çocukları kardeş indirse şimdi orada o da düşer. Şimdi baktım elime vurdu. Ne anlatacağım diye. Sonra okşadım elini. Dedim merak etme. Bu hizmetten alacaksın.
yolun açık olsun. Endişe etme. Yani niye vuruyor? Tesadüf mü? Böyle. Mağfiret, affedilmek başka bir şey. Arkadaşlar, ruh. Günahımız olur. İnsanız. Ama bozuk ruh şu. Dostunuz, düşmanınız kaliteli olsun. Allah'ın dostlarını bilmiyoruz. Kim? Bilmiyoruz ki dostlar. Ama Allah'ın düşmanları belli. Sakın siz ne olursanız olun sakın ha. Allah'ın düşmanlarını dost edinmeyin. Düşmanları dost edinenleri de dost edinmeyin. Allah'ın düşmanlarını düşman edinin. Bununla git. Sermayen bu. Ya Rab senin düşmanına. Ama samimi ol. Bak ha, mezarda ben indirdim. Babanın oğlu değil. Ben bir gün önce kardeşim öz kardeşim gitti. Ama onu demiyorum bak. Bak. Onu demiyorum. Bu avukat. Niye? Ben diyor davayı savunuyor. Adam değilim ama çocukların herkesin yanında İrfan var mıydı? Ha burada. Ne dedim? O seker, şeyde kanser döneminde. Hayatta en çok pişman olduğum şeylerden bir tanesi çocuklarına diyor. Hasan abinizle fazla zaman geçirmedim. Keşke kaldığı yerlere çok gitseydi. Evet. Yani affedilmek, affedilme sebeplerini aramak. Demek ki peygamberlere zelle, kusur, hata gibi gözükürken mesela Adem Aleyhisselam'ın çıkması, onlara o mağfiret ne kadar acayip bir şey. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bu fetih yani müjdedir. Sahabeler ise sahabelere mağfiret ile müjdelemek o imaya bir letafet dahi katar. Şimdi bize bakan yönüne bakalım. Biz de dahiliz inşallah. Şu alarda bir yer okuyayım. 706. Çok hoş ya. Tabii böyle bakarsan gözükür. 706. Yanlış mı aldık? 19. ayet. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَا نُورُهُمْ يَسْأَى بَيْنِ اَيْدِهِمْ وَبِ اَيْمَانِهِمْ يَقُولُوا رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَغْفِرْ لَنَا 66-8 66. surenin 8. ayet. Şu ayetin umum manasındaki tabakalarından bir tabaka işaresi ne diyor? Onunla beraber olan İnananların nuru, yani peygamberlere inanan, kimler bunlar? Peygamberlerle beraber olanlar. Bak, onunla beraber olan inananların nuru, yani nur nedir göreceksin, neymiş? Önlerinde ve sağlarında yürümektedir. Ki ahireti rahatça iman ediyorsun, senin için çok rahat. Ahiret önünde, mezara gömüyorsun ama adam orası toprak perde olmuş, göremiyor. Şu 1,5 metreden aşağı göremiyor. Ne kadar kesip, senin nazarında ne kadar nurani, ahirete iman etmek. İman edebilmek kadar büyük nimet var mı? Edebilmişsin bak, mağfiretmiş. Ahirete iman edebilmek, mağfiretmiş. Gördün mü? Bak mezar, matematikle, kimya ile, fizikle mezar ve sonrası çözülür mü? Harun? Fizik ve kimya ile ne oldu bu adam? Avukat Mustafa gitti. Matematikle çöz, çürüdü gitti. Edebiliyor muyuz böyle dünyadan daha kesin bir hayat orası? Daha güzel bir alem, ahiret. İnanabilmek mağfiretmiş, nurmuş, muzaffer. Duydun mu abi? Allah'ın nimetine bak üzerine. Mağfireti gördün mü? Mağfiret. Ya inanabilmek var ya, işte acaba mağfiret edildik mi? İnanabilmek kadardır. Abdullah. Dünyada en bahtiyar insan Allah ve ahiretle ümitli yaşayabilen adamdır. Buna özenin. İman ya. En güzel numunesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İmam-ı Rabbaniler, Gazaliler, Ustad Bediüzzamanlar, Mevlana Halidler,
Süleyman Efendiler vesaire. Yani bak ne kadar. Demek ki nuru gördün mü nuru? Şimdi 1,5 metre adam lazerle gömleğin altını, etin altını, kemiği görüyor insanın şuası röntgeniyle. Ama sizin kalbinizdeki imanla toprağı deliyor, alemi gayba geçiyor. Vay vay, orası daha güzel bir alem. He Okay? Daha güzel. İşte onun nuru önlerinde ve sağlarında yürümektedir. Derler ki ey Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla ve bizi bağışla diyebiliyor muyuz? Tövbe edebilmek mağfiretmiş. Gördün mü? Şükür. Çok şükür. Allah'ım, Muhammed'in hürmetine, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümanının hatırına, 124 bin enbiyanın senin yanındaki hakikatleri değeri hürmetine, ehli imanı, Müslümanları ve bizi, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizi, bize dua edenleri, bizim dua ettiklerimizi affı mağfiret eyle. Bu gecenin hürmetine ya Rabbel Alemin. Arşın ve kürsün hürmetine ya Rabbi. Bu duayı ettirebilmişsek, edebilmişsek ettirilmiştir. Affı Allah murat etmeseydi bize bu duayı ettirmezdi. Çünkü Hazreti Osman radıyallahu anh ve Hazreti Ali'den naklediliyor ki Allah affetmek istediği kulunun ağzına tövbe ve istiğfarı veriyor. Etmeyeceğine vermiyor. Edilmiyor. Bu akşam hürmet etmeyenlerin de seyyiatı, günahı da bu gecenin zıttı kadardır. Allah kimseye başını vermesin. Gecenin zıttı kadardır. Affedilme akşamı, affedilmemek gecesi. Kilitleniyor. İşte regaib neymiş? Bir, affedilebilme, affa layık olma, bunun delili nedir? Yani nasıl anlayacağız demiştim, onun için araştırdım. İman edebilme. Sağında ve solunda. Mesela niye önünde ve sağında dedi, solun şey yapmadı? Bir, Allah'a iman ve ahirete iman. İmanın 6 tane iman esasının 2 kutbu var. İmanı billah, imanı bil yevmil ahir. Allah Allah. Gerçekten Allah'a tabi olanlar yalnızca onlar galip olacaklardır. Derler ki ey Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. İşte mağfiret ehli bunlardır. O sağ taraf diyor ya, maziye bakıyor. Evet. Ön tarafta kabre bakıyor. Kabri bakıyor. Evet. Sağ Kur'an'da ve Risale'de mazidir. Allah'a iman. Ön taraf istikbaldır, kabirdir. Bak mesela mezara şükrü koyduk. Orada bitti yani kafirin, gafilin. Ya ne oluyor diyor bana. Biz çok iyi biliyoruz ki bu hayattan daha kaliteli. Çünkü burası suret. Burası hakikat. Yani ahirete yakınlık kadar, yakın ne kadar oluyor? İman ne kadar orada bizde açık oluyor? O kabir kalkıyor, yakiniyetimiz artıyorsa o nispette mağfiret olunmuşuz. Elhamdülillah. İkisinin son hatimesi af oluyor. Çok güzel. Evet, kurtuluyor. Günahımız var, beşer olduğumuz için. Buna mukabil neyin var? Allah'ın var. Size bir müjde söyleyeyim. Bizim WhatsApp veya işte BİP grubunda olanlar dinlemiştir. Bunlarla meşguldum bugün. Bugün meşguldum. Çok tuhaf bir duyguya girdim tabii. Ondan sonra, ya öyle ama hep senin derslerine böyle mağfiret falan var. Yani Allah hep cemal sahibi mi ya? Celal yok mu ya? Var yani. Bir de kemal var. 2-1. Öyle dedim içimdekine. Celal var. Cemal var diyor. Celal da var diyor. Ama kemal da var. Şimdi başka bir şey diyeceğim. Dedim ki içeridekine. Sen ne diyorsun? Şimdi cehenneme gitsem. Cehenneme gittim. Şimdi bu kafamdakiler yok olur mu? Olmaz. Cehennem kimin? Allah'ın olmadığı yer var mı? Allah var mı orada da? Allah'ın olduğu yer cehennem olur mu? Kişi de olmaz. O kişi de olmaz. Abdullah anladın mı abi? Benim yanım.
Ustad, bir kişinin imanı kurtulması adına cehenneme girme razıyım diyor ya. Nasıl cehennem cennet olur? Akıl almıyor. Aha. Allah Esma-i Hüsnü mesela buz suyun dolmuş hali değil mi? Buzdan suyu çekersek ortada ne kalır? Hiçbir şey kalmaz. Allah esmasını çekerse varlıktan hiçbir şey kalmaz. Cennette, cehennemde Allah'ın esmasının donmuş hali mi? Evet. Allah cehennemde yok mu? Bu kafanda günahkarım ama kafanda marifetullah var. Allah var. Çünkü cehennemin 7 tabakası var. Birinci tabakaya kafirler giremez cehennemin. Günahkar Müslümanların girer. Birinci tabakaya cehennem, birinci tabakaya Müslümanlar, günahkarlar girecek. Kafir giremez. Birinci tabaka. Şimdi bu kafa var. Cehenneme gittim. Allah muhafaza etsin de ufak olay değil yani, Allah tehdit ediyor. Allah var mı orada? Var. Allah'ın olduğu yer, o kişinin ki imanı gene var, sonra çıkacak. Orası cehennem olur mu? Cehennem iken cennet olur. Orası da bana Gülgülistan olur dedi. Marifetullah o ateşi ortadan kaldırıyor. İşte sana numune İbrahim Aleyhisselam. Marifetullah'ta zirve. Ne meziyeti vardı İbrahim Aleyhisselam'ın ki? Ateş bahara döndü. Ne meziyeti vardı? Kaçıncı sayfadaydı? Yok, şu anlarda. İbrahim Aleyhisselam'ın iki tane sıfatı vardı. Hadi. Bir, neyin piri? Şefkat. İki, hikmet. Bak şeyde yazıyor, şualarda kaçıncı şuaydı? Hatırlayan var mı sayfayı? İbrahim Aleyhisselam birinci şuada mı geçiyordu? İbrahim Aleyhisselam'ın şefkat. Bakın bakalım, hem şey olacak şey. Birisi şefkat, yeri göstermek için. Yoksa şeyde şüphem yok. İki sıfatı. Solda en üstte. Hadi bakayım kim bulacak? İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Meşref. İbrahim. Sol tarafta şey neyse. Ama naklettik. 723 abi. 723. Bir sayfam kaldı. 723. Evet, evet. 724. Tamam. Diyor ki, hatta İbrahim Aleyhisselam'ın hususi meşrebi olan tefekkür ve şefkat noktasında tam tevafuk etmek sırrıyla ateş bahara dönüşüyor. Hikmet ve şefkat peygamberi. Aha bak, burada söylüyor. Bazıları diyor ki, sen hangi kitaptan okuyorsun? Kişinin alemi, beşeriyetin demiyorum ki, günahları var, var hepimizin. Ama aleminde herkesin bir issevi meşrebi var, musevi meşrebi var, celal tecelli etmişse, İbrahim meşrebi tefekkür ve şefka. İnkişaf edince şöyle düşünürmüş cennette. Okuyacağım. Ya Rabbi der. Birinci tabaka ya. Ama biz kürsüde, camide hocalar vaaz edilirken cehennemi komple yapıyor. Müslümanlarla kafirleri hurda haş anlatıyor. Hepsi aynı yerde anlatıyor. Oysa birinci tabakaya münafık giremez, kafir giremez. İsa Aleyhisselam'ın kafirle reddedenler giremez. Birinci tabakaya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın günahkar ümmeti girecek. Yani hurda haş edilince onlara anlatılan tehdidi Müslüman kendi üzerine alıyor, motor yanıyor tabii. Şimdi şefkat ve tefekkür dünyada da dünyanı cennete çeviriyor. Mesela çocuğunu, kardeşin öldü. Kardeşin, öz kardeşin de öldü. Şefkat yakıyor. Tamam. Hikmet. Ama şefkat Rahim ve Hakim ismi imdadına geliyor burcunda. Orayı kaldırıyor. Başka bir yer gösteriyor sana. Ha bak burada henüz. Hususi meşrebi. Ne yaptı İbrahim? Bu meşrep sahibi olunca nasıl anlarız? Ruhuna iman libasını giydirince o ateş bahara döndü.
Cehennemde Allah yok mu? Var. Allah'ın olduğu yer cehennem olur mu? Hayır. Aferin la. Kaç yaşındasın? 9. 9. Sen de yaşlandın benim gibi. Vay. Ama yaşlandın çabuk. Aferin ya. Doğru söylüyor. Amin ya Rabbi. Masum diliyle. Hayır diyor. Kime? Şefkatin ateşini diyor Mesnevi Nuriye'de. Marifetullah'dan başka ne söndürür diyor. Şefkatin ateşini var ya. Marifetullah'tan başka hiçbir ateş söndürülmez abiler. Çocuğunu kaybeden, eşini kaybeden, ayrılan, işte mezarlıklar, kanserlikler ne varsa hepsini ortadan kaldıran o Hakim ve Rahim isim. Onu kaldırıyor. İşte mağfiret o per zahirden hakikate geçebilmek. Mağfiret olunmak. Okuyorum. Şu ayetin umum manasındaki tabakalarından bir tabaka işaretiyle bu asra dahi bakıyor. Bak Nur talebeler ne diyecek usta? Çünkü yekuluna rabbena etmim lana nurana. Hem manaca kuvvetli münasebeti var. Hem cifirce Kur'an harflerinin belki yeni gelenler var. Sayı tekabül ediyor. Onun ehli işte sayıya dönüştürüyor. Kur'an'ın 40 icazından bir tanesi de ebced'dir. Cifirle 1326 ediyor. 1326, 26'dan 20 çıkar, 6, 4 ekle, 1930. 1930 ederek o tarihteki hürriyet 1900 inkılabında neşet eden fırtınaların hengamında her şeyi sarsan o fırtınaların ve harplerin zulümatından kurtulmak için yok. 1326. 20 çıkarsan 6, 1910 eder. 1908. 1908 pardon. İkinci meşhur. Evet. 1908. Şöyle bulacaksın abi. 1326. 16 çıkar, 19 diye oku. Mesela 1316 diyelim. 16 çıkar, 1300, 1900 diye oku. 1908. Her şeyi sarsan o fırtınaların ve harplerin zulümatından kurtulmak için nur araya müminler için Resali Nur şakirtleri az bir zaman sonra tezahür ettiklerinden bu ayetin efrad-ı kesiresinden bu asırda bir masadaki onlar olduğuna bir emaredir. Vağfir lena cümlesiyle diyor ki bak bize bakıyor 1360'a bakıyor. 1360-1944 ediyor. Demek bundan 5-6 sene sonra 1944-1960 ediyor. İstiğfar devresidir diyor. 60 ve sonrası. Risale-i Nur şakirtleri ne yapacak Abdullah bak bak. Risale-i Nur şakirtleri o zamanda istiğfar dersini vereceğini remzen bir imadır. İstiğfar dersini Allah'ın mağfiretini, hikmetini anlatacaklar. Risale-i Nur'lar. Öyle mi? 1960'tan sonra. Ne? Çünkü Menderes asılacak. Fırtınalar Allah bullak olacak. Herkesin ümidini kestiği dönemlerde... Ustad vefat etti. Menderes gitti. 2 ay sonra Menderes asılıyor. Fırtına Allah bullak. Herkesin ümidini kestiği dönemlerde Nur talebeleri direniyor. O Allah'ın nuruyla baktıkları için arkadaki nuru gösteriyor. Hiç etkilenmiyor. Sarsılmıyor. Beşeriyetin iktidası. Ben bunu kendi hayatımda da gördüm. Herkes kendisi görmüştü. Kendisi kendisine şahittir. En zor durumda bile hiçbir zaman ümidini bırakmaz Nur talebesi. Hiçbir zaman. Çünkü model aldığı insanlar çok zirve. 28 tane peygamberin Kur'an kıssaları. Mesela hapise düştün Yusuf Aleyhisselam. Boğulmak Yunus Aleyhisselam. Hastalık, korona oldu. Eyüp Aleyhisselam ben nümine, ustad hayatında vesaire. Demek ki yöntem çok önemli abiler. Yöntem çok önemli. Yani şöyle diyeyim. Ne kadar önemli olduğunu kullanırsınız diye söylüyorum. Evde kavga çıkmasından, karı koca kavga çıkmasından korkma. Endişe etme. Bir şey yok yani. Esas korkacağın şu. Allah Resulü'nün Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde de oldu. Değil mi? Hanımların babasının evine gönder. Esas korkulacak şu. Olayları çözümlemede, çözmede yöntem olmaması.
formülün bilinmemesi. Dert odur. Dert var, dermanı biliniyorsa dert dert değildir. Dermanı bellidir. Yöntem. Mesela ya karınla şöyle oldu böyle oldu. Ya Allah Resulü'nde de oldu ya. Ya beni terk etti. Eyüp Aleyhisselam için de terk etti. Ya benim devama zıt ya. Nuh Aleyhisselam'ın, Lut kavminin, Lut Aleyhisselam'ın karısı terk etmedi mi? Ya Lut Aleyhisselam'ın karısı evine gelen iki tane genci zındıklara ihbar etti ya karısı. O ikisi de melekti. Mikail ile İsrafil Aleyhisselam. Yok, Cebrail ve İsrafil. İki tane parlak genç geldi. Nuh Aleyhisselam'a, Lut Aleyhisselam'a geldiği zaman onun evindeki o parlak çocukları dışarı kim söyledi de evin etrafını sardı? Karısı dedi. Şimdi sen, ya benim karım şöyledir böyledir. Evet, peygamberin karısı da böyle. Bak gördün mü çözümlemede? Ya hapise düştüm. Peygamber de düştü, ustad da düştü. Ya bu ne güzel İslam dini ya. Yönteme bak yani. Derdin olmasına değil, dertleri yöntemle yönetebilmek. Aleyhinde olan bir şeyi lehine çevirmek. Okuyorum abi. Demek Risale-i Nur şakirtleri o zamanda istiğfar dersini vereceğine remzen bir imadır. Bunu koydu kenara. Evet, saat geldi ama biraz da gidelim bu. En son şunu oku diyor. Şu alar 29. Şu alar değil mi? 29. Ama sıkmayayım, ben size en sonu okuyayım. En son okumam gerekeni en son şunu oku diye yazmışım. Lemalar 129. Ne yapacağız diye ilk önce söyleyeyim. Okuyunca keseceğim. Abiler bu akşam için tövbe, istiğfar, Kur'an'la, namazda meşgul olmak diyor. 494 değil mi şu anlarda? Bu akşam ne yapmamız lazım? Kaza namazı olmayan Allah için kaza namazına başlasın. Çünkü yakında öleceksiniz. Başlamış da ölü. Dişinizi sıkın, az zaman sonra bitecek zaten bu hayat. Vefat edeceksiniz yani. Edeceğiz. Kaza namazınıza başlayın. Bu günler çok kısadır. Borç orucunuzu başlayın. Hep ne olursa olsun kazaya kalmış oruca niyet edin. Nafileye etmeyin. Eğer kazaya kalmış orucunuz varsa kazaya geçer. Değilse nafileye otomatik düşer. Kaza. Bugün kaza namazını en az 3 gün kılmadan gitme dershaneden. Hadi o kadar olmadı, bir gün şey yap. Şeyleri unutmayın. Kur'an'da secde ayetleri geçmişse 14 tanedir el hatim yapmışsanız 14 taneyi yapın. İstiğfar ve tövbe bu akşam çok edin. Çok ama. Af dönemi ya. İşte ben son şeyi okuyorum ve Fatiha'ya çekeceğim. Ondan sonra bilgi vermek haleti olmaz bu okuyacağım yer. Bismillah. Ey Rabbi Rahimim, ey Halik-i Kerimim, külli atin garip sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarıma veda eledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah rahmetinde cenazemin lisanı haliyle, ruhumun lisanı kaliyle bağırarak derim ki el aman el aman ya ennan ya mennan. Beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum. El aman, el aman, ya hennan, ya mennan. Beni günahlarımın ağırlıklarından halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiciler beni bırakıp gittiler. Senin af-ı rahmetinden rahmetin intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden, masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından
bütün kuvvetimle nida edip diyorum ki, diyorum el aman el aman, ya Rahman, ya Hennan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceğimdir ve rahmeten lil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halik-i Kerimim, ey Rabbi Rahimim, senin Hasan ismindeki mahlukun ve masnun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem musin, hem şaki, hem seyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyatlarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlerle müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Ey kemal-i rahmetinle onu affetsen, eğer kemal-i rahmetinle onu affetsen, mağfiret et, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındandır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmesen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergâhına gidilsin. Senden başka hak mabut yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike leke ahirul kelami fid dünya vel evvelu kelami fil ahire ve fil kabri eşheden la ilahe illallah ve eşhedenne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Geceniz mübarek olsun sevgili abiler. Cüz almadınızsa, dershanedeki görevli kardeşlerden kendinize, ailenize cüz alın. Hatime ortak olun. Ha, bazıları da şunu soruyor. Şuna bağışladım, şuna bağışladım diyor. İstediğiniz kadar bağışlayın, bağışladığınız kadar katlanarak sevap alıyorsunuz. Biraz da bana bağışlarsanız daha fazla oluyor. Geceniz tekrar mübarek olsun. Bir camı da açın isterseniz. Cüz alın, kaza namazımıza. Şimdi çay. Ha, alalım. O su değil artık. Evet, nasip. Evet, senin için.